Bu sene kim şampiyon olur? Bana soruyorlar yolda. Sen yolda fazla gezmiyorsun arabayla gittiğin için. Ha? Sen yolda fazla gezmiyorsun, hep arabayla gidiyorsun. Hocam fark etmez. Bu spor öyle illet bir damga ki insanda. Ben fiilen spor yazarlığını bırakalı yıllar oldu. Aşağı yukarı 1980'den beri. Yani Cumhuriyet'teki spor yazarından sonra benimki spor yazılarım artık hobi. Hayatımı spor yazarından kazanmıyorum. Hobi olarak spor yazıyorum. Kendi şeyimi, içsel duygularımı tatmin etmek için yazıyorum falan filan. Buna rağmen şu son günlerde Türkiye neler yaşıyor? İçeride, dışarıda hastalığı, felaketi, depremi, çığları, bilmem nesi, savaşları, şehitleri. Bir yere giriyorsun, bir kere de onu sor ya. Birisi de onu sorsun. Nereye girersem gireyim. Kim şampiyon olur? Galatasaray ne yapar? Trabzon'a şampiyonluk verirler mi? Spor damgası varsa üzerinde onu silemiyoruz. Dövme gibi. Ve herkesin de en kolay sorduğu soru bu. Bir gün İstanbul'a gidiyorum. Otobüsler yanıma bir adam düştü. Ya hocam senin işin de bayağı zor dedi. Herkes dedi sana dedi futbol soruyor dedi. Benim de zor da dedi. Ben yine kolaylaştırdım. Sizin mesleğiniz dedim. Doktorum dedi. Hani giderken doktorum deyince dedi halasının oğlu, teyzesinin kızı. Şu hastalığı var, bu hastalığı var, duman oluyorum. Ben dedi kolayını buldum dedi. Ama sen bulamayacaksın dedi kolayını. Sana devam edecekler. Nasıl buldun kolayını dedim. Artık dedi doktorum demiyorum dedi. Cinayet işledim, 10 sene yattım. Hani yeni çıktım diyorum. Adam dedi arka koltuğa gidip oturuyor. Benim yanımdan da kalkıyor. Sonra doktor bir adam. Çok tatlı bir adam, hiç unutmuyorum. Ama senin öyle bir şansın yok dedi. Peki ne görüyorsun? Bundan sonra ligi ne görüyorsun? İster misin? Virüs bize de gelse ligler tatil olsa her şey olabilir ha? Abi şimdi Türkiye'de liglerin üzerinde rol oynayan kurumlar var. Maddi olarak menfaatleri olan ligden beklentileri olan kurumlar var. Medya kurumları var en başta. Gazeteler. Tiraj bekliyorlar. Yayıncı kuruluşta reyting bekliyor. O ligle ilgili yazılar, yorumlar, sonuçlar, her şey o kadar çekmeli ki seyirciyi, okuyucuyu o da ona göre para kazansın. Şimdi düşün. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yarıştığı bir lig düşün. Bir de Sivas Spor'la Alanya Spor'un yarıştığı bir lig düşün. Sen bunlardan birinin patronu olsan hangi ligin olmasını istersin? Diyelim ki sen de Erzurum Sporlusun üstelik. Haliyle Fener Galatasaray tabii. Türkiye'de bu işte. Türkiye'de durum bu olduğu için bugün bu ligde mücadele eden, puan cetvelinin yukarısında yer alan bir takım şeylere adı küçük dediğimiz üç büyüklerin, ben ona 3,5'lar diyorum artık. Trabzon'da yarım olarak ekledik. Hala tam ekleyemedim kafamdan. Dışında kalanlar yarışlardan bir tarafı bile olsa oysa ideal bir durum var değil mi? 7 takım yarışıyor. Ratinglerin, tirajların patlaması lazım. Yok. Niye? Çünkü onların içinde Fenerbahçe ile Beşiktaş artık. Galatasaray var. Trabzon var. Ama öyle oynamıyor bu sene. Mesela Fener... O senaryoda Fener'in olması lazım. Beşiktaş'ın olması lazım ama Beşiktaş, Fener o senaryodan düşüyorlar. Düştüler işte. Düşüyorlar. Yani bütün bu desteklere rağmen düştüler. Çünkü takımları iyi değildi. Hocaları iyi değildi. O zaman daha iyi değil mi bu iş? Daha iyi bence. Yani tamam tiraj düşüyor, reyting düşüyor da ama bence iyi. Yani bir Alanya'nın, bir Sivas'ın olması, ne bileyim bir Başakşehir'in olması. Hocam güzel olmaz olur mu? Ben futbol zevkimi bu dediğin takımları seyrederek çıkarıyorum. Mesela bu haftanın en güzel maçlarından biri Malatya-Antalya. 2-1. O küme düşecek Antalya'nın bir maçını seyrettim, inanamadım ya. Deplasmanda oynuyorlar hocam. Evet. Dakika 30 Alanya Spor'un devre arasında düşmeyelim diye yaptığı transferlerden biri Galatasaraylı Sinan Sandrifor ve kanat oyuncu. Şeyle girer girmez gol atmış o, Galatasaray'dan Japonya'ya gittiydi değil mi? 30. dakikada atıldı oyundan. Podolski. 30. dakikada atıldı oyundan Sinan bak. 10 kişi kaldı. Deplasmanda oynayan küme düşme adayı Alanya Spor. Antalya Spor. Dakika 87. Dakika 82. Savunma oynayan Hamilton'u çıkardı. Tamer Tuna. Antalya'nın koçu. Yeni transfer ettiği, daha kulüple iki antrenman yapmış Podolski'yi santrfora soktu. Birbirine razı olmadı. Deplasmanda ve 10 kişi oynuyor. Bir puan onun için yarın altın puan alabilir. Bir puanla hayatta kalabilir. Hayır. Adam futbol oynatmak için. O maç 3 puanlık maçtı ki 6 puanlık maç. Çünkü Malatya'yı aşağı çekiyorsun. 3 puan aldı. Podolski girer girmez golü attı. Ve şimdi benim için bu ligde 2 tane hoca var. Biri bu. Biri de Gaziantep'in Roman hocası Somudika. Hangi Antep maçı olsa muhakkak seyrediyorum. Çünkü adam futbol oynatıyor. Ben futbol seyretmekten hoşlanıyorum. Ben puan almak için futbolun katledilmesinden hoşlanmıyorum. Futbolcuların sahtekarlık yapıp kendilerini yerlere atmalarından hoşlanmıyorum. Dünyanın en çok kendini yere atan ligini seyrediyorum ben. Kendini durmadan yere atarsan oyun kuracak vakit kalmıyor. 30 saniyede bir oyunu durdurursa hakem, böyle bir adam yerde yatarsa, soğutursa oyunu, o oyun nasıl futbol olur? Olmaz, olmuyordu zaten. Ama bu Somudika ve bu Tamer Tuna Hoca futbol oynatıyorlar. Ben onun için bu iki takımın maçını... Ben Göztepe'nin hocasını da beğeniyorum. O Hatay'dan gelen çocuk. Abi o O da iyi. O sıkıntıda biraz. Yani Hatay'da çok bağımsızdı, çok otoriteydi. Burada arkasındaki başkana sanıyorum o kadar fazla güvenmiyor. Çünkü kimleri gönderdi bu Mehmet Sepil? Göztepe yeniden Adnan Süvari'nin Göztepe'si olma yoluna girmişti. Türkiye'nin sesini Avrupalarda duyuracak Göztepe olma yoluna girmişti. Ama durmadan hoca değiştirerek futbolda başarının unsurlardan biri de devamlılık. 2 maç kaybetti, Erman gitti. 2 maç kaybetti, Serkan gitti. 2 maç kaybetti, Can. Böyle başarı olmaz. Bunun en güzel örneği işte Liverpool ya. 5 sene geldi Alman. 5 senede Avrupa'da başarılı. Bazı maçlar son dakikalarda gitti. Bu sene de 4 maç sonra bitirecek herhalde. Abi, ama 5 sene bugüne var. Kadar 26 maç, bir beraberlik, 25 galibiyet. 25 galibiyet. Manchester United'li 10 yaşında bir çocuk, taraftar, Alman'a mektup yazmış. Hocam şampiyonluğu garantiledin. Kutlarım. Ama ben Manchester United'liyim. Eğer namağlup şampiyon olursanız çok üzüleceğim. Ne olur benim için bir maçınızı kaybeder misiniz? Diyor ki, seni çok sevdim, mektubunu da çok samimi buldum. Ama maç kaybetmeme imkan yok, kusura bakma evladım diye cevap yazmış. Alman'da. Şimdi Arsenal nasıl Arsenal oldu? Arsenal ben geldim. Manchester United bizim zamanımızda, çocukluğumuzda... Nasıl Manchester United? Matt Başby ile. Matt Başby ki düştü uçak biliyorsun. Şampiyon Kulüpler Kupası'ndan dönerken Yugoslavya'dan düştü. 3 tane futbolcusu hayatta kaldı. O 3 futbolcuyla yeni Manchester United'i kurdu. Onu da dünya çapında takım yaptı. Ondan sonra da Alex Ferguson.